Ahmet İpek, Kanal 3'te sabah programını sunar. Günaydın efendim. Takvim yaprakları 25 Haziran 2020 Perşembe'yi gösterirken yeni günün sizlere, bizlere, ülkemize ve tüm dünyaya önce sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesi dileklerimle. Evet, yeni bir gün. Bugün farklı bir gün efendim. Her zaman bildiğiniz gibi Kanal 3'te sabahta konuklarım oluyordu ilerleyen bölümler içerisinde. Bugün bir erken konuğum var, erkenci konuğum var. Tabii beni kırmadılar, geldiler. İlerleyen saatlerde onda bir yoğun programları olduğu için ben rica ettim, sağ olsunlar kırmadılar. Afyon Baro Başkanı Sayın Avukat Turgay Şahin stüdyo konuğum. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Tekrar size de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim, kırmadınız, geldiniz ayağınızın tozuyla. O zaman ayağınızın tozuyla geldiniz soralım efendim. Ankara'da neler oldu ve çoklu barodan başlayalım efendim. Evet. Yani uzun bir hikaye işin doğrusu ama tabii kısaca anlatmak gerekiyor. 2018 yılından beri Türkiye'nin gündemine bir şekilde sadece çoklu baro olarak değil, anayasanın 135. maddesinde tanımlanan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının bir ilde birden fazla kurulabilmesine dair bir proje dolaşıyor. Zaman zaman da bu proje işte gündeme getiriliyor. Bu kez ilk defa hiç olmadığı kadar ciddi mecliste bir takım hazırlıkların gelmek üzere olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Çoklu baro meselesine gelince yani bir şeyin çok olması ilk bakışta kulağa hoş geliyor. İşte tek parti mi çok parti mi dediğimiz zaman çok parti hemen düşünmeden. Evet. Tek seslilik çok seslilik deyince çok seslilik sevimli geliyor ama İnanın tek baro, çok baro dediğimiz zaman, çoklu baro dediğimiz zaman bu anlam karşılığını bulmuyor. Az önce ifade ettim, anayasanın 135. maddesi baroları ve diğer meslek kuruluşlarını kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olarak tanımlıyor ve bir takım ödevler yüklüyor, anayasal ödevler. Tabii siyasete girmeme gibi bir ödev de var ve siyasi partilerin meslek kuruluşlarında aday göstermeme gibi yükümlülüğü var. Yani gerçekten bir kamu kurumu gibi bu işlevleri, kendisine yüklenen işlevleri yerine getiren bir şey. Aslında devletin yardımcı aygıtları gibi çalışıyor. Tabii ki kamu kurum niteliğinde olmasının sonucu olarak da gelir vesaire kaynakları durumundan yani devletin katkısı var. Yani bir kere devlet bizim zorunlu aidat toplamamızı garanti ediyor. Yani bu meslek kuruluşlarına üye olmadan ve aidat ödemeden meslek icra etmek mümkün değil. Bunun dışında işte kamu hizmetlerinin görülmesine tahsis edilen personelin maaşlarını devlet karşılıyor. Yani işte CMK, adli yardım gibi hizmetlerin görülmesine dair. Adliyelerde bize zorunlu olarak bir yer tahsis ediliyor. Yani biz aslında serbest meslek mensupları olan avukatların meslek örgütüyüz ancak kamu kurum niteliğindeyiz. Şimdi bütün bunların ışığında bir kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşunun bir ilde sendikalar ya da derneklerde olduğu gibi birden fazla olması, çoklu olması doğrusu çok anlamlı değil. Yani düşünün ki bir ilde birden fazla valilik, birden fazla belediye, birden fazla sağlık il müdürlüğü, birden fazla işte aile politikaları il müdürlüğü olması nasıl mümkün değilse aslında anayasanın ve yasanın yüklediği görev ve sorumluluklar düşünüldüğünde bir ilde birden fazla baronun da olması çok doğru gelmiyor. Şöyle ifade edeyim. Bakın başka meslek kuruluşlarında öyle olmayabilir ama staj kabul ve mesleğe kabulde barolar yetkili ve görevli. Yani bakın bu bir kamu kurumu niteliğinin fonksiyonu. Çoklu baro olduğunda bunu kim yapacak? Yine meslektaşların meslek etiğine aykırı hareket etmeleri durumunda onlara yaptırım uygulayacak disiplin mevzuatı ve disiplin kurulları yine baroların kamu kurum niteliğinden kaynaklanıyor. Şimdi birden fazla baro olduğunda bu nasıl uygulanacak? Adli yardım ve CMK hizmetlerini
biz uzun yıllardır yürütüyoruz. Cumuk eski tabiriyle yürürlüğe girdiğinden bu yana. Şimdi buna ilişkin de birden fazla baronun olması durumunda nasıl bir kamu hizmeti görülecek muamma. Disiplinle ilgili muhtemelen böyle anlamsız bir rekabet oluşması muhtemel. Yani bir avukatın gerçekten meslek etiğini, geleneğini koruyan, disiplin kurallarını da olduğu gibi işleten bir baronun üyesi olmak istemeyeceğini düşünüyorum. Yani bu anlamda birden fazla kurulan baroların, düşünün ki disiplin anlamında, yani etik kurallarını uygulama anlamında bir rekabete girmesi durumunda mesleğin ahlak, kural ve geleneklerinin ne hale geleceğini az çok tahmin edebiliyoruz. Yani birçok şey var. İnanın dolmuş durumdayız. Yani akşama kadar çoklu baroların bu düşüncenin sakıncalarını, yaratacağı etkileri konuşabiliriz ama yani kısaca kamu kurumu olma niteliği aslında çoklu baro olmaya mani. Bana göre, bu benim yorumum bir hukukçu olarak, anayasanın 135. maddesine de aykırı. Yani birden fazla baro kurmak, bu barolar kurulduğu ve çoğaldığı zaman kamu kurumu niteliğini kaybedeceği için anayasanın 135. maddesine de aykırı olduğunu değerlendiriyoruz. Bu anlamda yani bir derneğe ya da sendikaya dönüştürecek bu düzenlemenin doğrusu yerinde olmadığını, baroların niteliklerini ve fonksiyonlarını ortadan kaldıracaklarını düşünerek bu düşünce ortaya atıldığı günden bu yana hiç yani yalpalamadan biz hep hayır demeye devam ettik. Yani Türkiye'nin ve adaletin, hukuk devletinin selameti için, gereği için, yani bazı basın organlarında çıktığı gibi işte baroların saltanatını devam ettirmek için değil. Biz şeffaf kuruluşlarız. Adalet Bakanlığı'nın ve meslektaşlarımızın denetimine açığız. 2 yılda bir seçimlerimiz oluyor. Denetleniyoruz. Kuruş kuruş, faaliyet faaliyet, an an denetleniyoruz. Vatandaşlarımıza hizmet verdiğimiz için biz göz önünde olan kurumlarız. Yani işte her an kapımız vatandaş açık. Çünkü vatandaş hizmet vermeye devam ediyoruz. Yani bu anlamda bir saltanattan falan söz etmek ancak bir cehaletin göstergesi olabilir. Barolar vatandaşa ve hukuka hizmet etme yerleri ve gerçekten çok zahmetli hizmet alanlarıdır bunlar. Yani talip olanların gerçekten düşündüğü, çünkü işinden, gücünden, ailesini ayıracağı vakitten feragat etmesi gereken bir şey. Yani birçok meslek kuruluşuyla da karşılaştırılmayacak kadar yoğundur. Bir saltanattan değil, gerçekten bir hizmet ilişkisinden söz edebiliriz. Biz hukukun ve vatandaşın hizmetçisiyiz, hadimiyiz. Ve bundan da onur duyuyoruz. Yani ama gerçekten bir saltanat falan söz edilirse bunda iyi niyet göremiyorum. Bu anlamda biz vatandaşın selameti için, hukuk devletinin, hukukun üstünlüğünün bekası için çoklu baro düşüncesine karşı çıkıyoruz. Çünkü avukatlar ve barolar cezalandırma yetkisini elinde bulunduran devletin karşı gücü olarak kuvvetler ayrılığı prensibinde bir dengeleyici ve fonksiyonları sağlayıcı bir güçtür, bir müstakil güçtür. Yani bakın nasıl demokrasilerde kuvvetler ayrılığıyla gücün bir elde toplanması, tekelleşmesi engellenmek istenmişse işte yasama, yürütme, yargı. Yargı gücü de aynı prensiple ayrılmış, güçlere, parçalara ayrılmış. İşte hüküm, hakim, yani hüküm veren hakim, isnatta bulunan savcı ve savunmayı gerçekleştiren avukat üçlemesiyle, bu meşhur sacaya metaforuyla aslında bir kuvvetler ayrılığı prensibi uygulanmış. Burada cezalandırma yetkisini elinde bulunduran devlet otoritesine karşı bir karşı güçtür. Yani devlete karşı değil bakın. Aslında devletin istediği, devlet mekanizmasının arzu ettiği anayasal sistemin gereğidir. Yani devleti ayakta tutan, işte adaletin mülkü, adalet mülkün temelidir diyoruz. İşte mülk burada adalet, devlet anlamındadır. Burada devlet ayakta tutan, adaletin de ayakta kalması için gerekli olan bir unsurdur barolar ve tabii ki baroların örgütlü gücü olan avukatlar ve barolar. Burada çoklu barolar kurulursa, yani bu düzenleme eğer meclise gelir ve geçerse, işte üçlü sac ayağının savunma kısmının güç kaybedeceğini, yara alacağını, fonksiyonlarını eskisi gibi ifa edemeyeceğini, artık çok rahat avukatlık yapılamayacağını, avukatların arkasında güçlü baroların artık olmayacağını ve bu anlamda
vatandaşın ve avukatların hak ararken artık çekingen davranmak zorunda kalacaklarını düşünerek, bunu tahmin ederek, öngörerek biz bugüne kadar karşı çıktık. Bu aşamada da dilimizin döndüğü kadar tüm muhatapları anlatarak karşı çıkıyoruz. Biz bu süreçte yani Ankara'daki o işte yani vahim hadise, yani işte baro başkanlarının alınmaması, işte arbede vesaire gibi hoş olmayan görüntüler öncesine kadar derdimizi gayet açık bir şekilde Adalet Bakanlığı'na, efendim kamu denetçiliği kurumuna, meclis, tüm partilerin grup başkan vekillerine anlattık ve bu programımız devam ediyor. Aslında pazartesi günü eğer bu problem yaşanmasaydı, pazartesi günü meclis başkanımızla, Cumhurbaşkanlığı baş danışmanlarıyla ve Meclis Adalet Komisyonu üyelerinin tamamıyla randevumuz var ve onlarla bir görüşme gerçekleşecekti. Çünkü burada barolar da yani bir yöntem tartışması yaşadılar, kargaşası demeyelim ama tabii ki yani demokratik yöntemle seçilen her bir baronun bir mücadele yönteminde farklı fikirler de olması gayet anlaşılabilir bir şeydir. Biz müzakereler, görüşmeler bitmeden, işte randevular sonuçlanmadan herhangi bir şekilde demokratik eylem haklarının başlamaması gerektiğini düşünmüştük. Nitekim işte pazartesi, salı ve çarşamba günü alınmış randevular vardı. Bizim düşüncemiz şuydu, bu randevularla muhataplarımıza konuyu anlatabilir, izah edebilir, 2018'de olduğu gibi ikna edebiliriz. 2018'de benzer bir süreç yaşandı. O zaman çok fazla dalanıp budaklanmadı. Benim de içinde yer aldığım işte böyle çok olsun 5-6 baro başkanının böyle birkaç ay süren kamu diplomasisi, işte gidiş gelişler, ikna turlarıyla sorun çözülmüştü. Biz bunu aynı yöntemle çözebileceğimizi düşünüyorduk. Yani kalktı mı efendim şimdi o hayır, ikna yöntemi? Hayır, tabii ikna yöntemi kalktı çünkü yani bu öyledir. Şimdi eyleme geçtiğinizde artık diyalog şey olmaz, diyalog olmaz. Biz de zaten o gün randevularımızı iptal ettik. Yani biz Ankara'ya illerinden yürüyerek Ankara'ya gelen 30 kadar baro başkanını Anıtkabir'de karşılamak üzere ve ondan sonra biz randevularımızda ikna turlarına devam etmek üzere bulunuyorduk. Ama tabii böyle olağan dışı bir hadise gelişip orada işte barışçıl yöntemlerle illerinden yürüyerek çıkan ve hiçbir engelle karşılaşmayan, çünkü orada da yani toplantı, gösteri, yürüyüş aslında mevzuatın aykırılık olsa orada da engellenmesi evet, gerekirdi. Evet, yürüme sanki bir başkaldırı gibi. Yani bakıyorsunuz siyasi partiler HDP'de yürümeye başladı. Şimdi avukatlar da ben de yürüyorum dedi. Sanki öyle bir durum sezildi mi efendim Ankara tarafından? Şöyle tabii, öyle pandemi, mi karşılandı? Pandemi sürecinin getirdiği bir takım olağanüstülükler var ama tabii yani yürüme ya da yürüyüş eylemi demokratik bir eylem. Anayasada güvence altına alınmış, tanımlanmış. Tabii anayasada da sınırlanmış, yani kanunla düzenleneceği belirtilmiş ama temel niteliği bir şey. Yani hak ve vatandaşın kendini ifade etmek için kullanacağı yöntemlerden bir tanesi. Elbette kanunla sınırlanır dendiği için salgın, işte hastalıklar, kamu güvenliği vesaire gibi sebeplerle yani bu anlamda sınırlandırabilir, kısıtlar ama hakkın özüne dokunmamak şartıyla. Şimdi baro başkanlarımız böyle bir yöntemi tercih etmişler. Bir saygı duyuyoruz. Yani bir yöntem karmaşasından dolayı da aramızda bir problem yok. Nitekim oradaki arbedeyi duyar duymaz işte biz onları Anıtkabir Aslanlı yolda beklerken hemen araçlarımızı atladık. Onların yanına gittik ve o eyleme artık dahil olduk. Yani ister istemez. İster istemez. Çünkü onlar bizim arkadaşlarımız. Bizler yöntemler farklı olsa da aynı şeyi istiyoruz. Ya da aynı şeye karşıyız. Yani hepimiz birbirimizden farklı olmayacak şekilde çoklu baronun ülkemize, hukuk devletine, hukukun üstünlüğüne zarar vereceğini düşündüğümüz için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama müzakere, ama yürüyüş vesaire. Ya biz yürüyüşü en azından erken buluyorduk. Yani ya da elverişli bir yöntem olarak görmüyorduk ama tabii orada böyle nahoş bir hadise olunca yani bu görüş ayrılıklarının, eylem farklılıklarının, bakış açısı farklılarının bir önemi kalmadı doğrusu. Biz arkadaşlarımızı desteklemek, onların yanında yer almak için hemen 10 dakika sonra olay yerine gittik. Gerçi arbede bitmişti ama tabii ertesi gün işte öğlen saatlerine kadar sürecek böyle can sıkıcı bir bekleme gerçekleşti. Aslında ilk anda
baro başkanlarımızın o talepleri yerine gelseydi, oradan otobüslerine binip Anıtkabir'e gideceklerdi. Yani bir 100 metrelik yürüyüş talep edildi. Yani bunun için 24 saat aşkın bir zaman ne yazık ki devlet mekanizmalarından bir şey çıkmadı. Yani şöyle hoş olmayan bir görüntü verdik doğrusu. Evet. Peki baro başkanına neden tepki gösterdi efendim? Orada avukatlar sırtını döndü. Barolar Birliği. Barolar Birliği Başkanı'na. Şimdi tabii iletişim kazaları bence. Çünkü yani biz bizzat o olayı yaşamış birisi olarak söylüyorum. Birlik Başkanı da Metin Feyzioğlu da müzakereler bitmeden yürüyüş ve benzeri eylemlerin doğru olmayacağını söylemiş ve pazartesi günü baro başkanlarını eylem stratejisi belirlemek üzere Ankara'ya davet etmişti. Türkiye Barolar Birliği'nin daveti üzerine biz geçtiğimiz çarşamba bir basın bildirisi paylaştık. Sizinle de paylaştık. Yani tüm illerde. Evet. O birinci aşamasıydı. İkinci aşama pazartesi günü baro başkanlarını Ankara'da toplanması ve sonra yani eğer tepki ortaya koyacaksak tüm il baroları ve Barolar Birliği'nin genel kurul çağrısı yaparak yani bu anlamda tüm avukatların bu yasa değişikliği konusundaki tavrını ve reyini almak düşüncesi. Yani genel kurullar yapılınca bu gerçekten sadece baroların tepkisi mi yoksa gerçekten tüm avukatlar mı istiyor öğrenilmiş olacaktı. Böyle bir strateji teklif etti ama bazı baro başkanı arkadaşlarımız bizim için artık müzakerede bunların tartışma şeyi de bitti. Biz yürüyerek yola çıkıyoruz Cuma'dan itibaren dediler. İşte 20 ila 30 civarında bir şey baro başkanı arkadaşımız illerinden sembolik yürüyüşlerle Ankara'ya geldiler. Onların buluşma noktası işte Eskişehir yolunda bir şey. Oradan bir 100 metrede şey yapılacak. Yani düşünün kimsenin haberi yok. Yani bir kitlesel eylem olarak da planlanmamış zaten. Orada otobüslere binip Anıtkabir'e gelecekler. Biz de yani bir birlik görüntüsü vermek üzere Anıtkabir'de onları bekliyor olacaktık. Biz işte yarım saat önce haber aldık. Ankara Baro Başkanı saat 11 civarında Anıtkabir'de olacaklarını söyledi. Biz eyleme katılmayan o gün görüşmelere devam edecek arkadaşlarımızla, baro birlik başkanımızla Anıtkabir'e gidildi. O arada oradaki ziyaretin görüntüsünü paylaşmış Türkiye Barolar Birliği Başkanı. Tabii tam o anda arbede yaşanınca, tabii ki böyle bir arbedenin yaşanacağını bilmediğimiz gibi, bakın Barolar Birliği dışında yapıldığı için bu eylem, orada toplanacaklarını da bilmiyoruz. Bizim bildiğimiz sadece Barolar Birliği de dahil yürüyen arkadaşlar, yürüyüş yapan arkadaşların işte Anıtkabir'e gelecekler. Orada 80 ilin baro başkanı birlikte bir görüntü verecek, açıklama yapacak. Böyle birlik içinde aslında tek ses bu projeye karşı çıktığımızı ifade edecektik. Hemen intikal ettik. Birlik başkanı da sorunu çözebilmek için İçişleri Bakanı ile görüşmek üzere ayrıldı. Yani aslında hemen ayak üzere istişare edildi. Öyle karar verildi. Şimdi oraya gittiğimizde bu sefer birlik başkanı niye gelmedi diye ilk günün tepkisi o oldu. İzah etmeye çalıştık yani, fakat çözülmedi. Aslında o gün yani şey çözülseydi, problem çözülse, yani sembolik bir yürüyüşte otobüslere bindirme, sonra işte Anıtkabir programının tamamlanması gerçekleşseydi tüm bunlar yaşanmayacaktı muhtemelen. Maalesef. Ama o gece orada kalındı maalesef ve tabii çok şiddetli yağmur altında arkadaşlarımız beklediler. İşte biz battaniye götürdük, alınmadı. İşte yanlarında işte bulunmamıza izin veriliyor ama çıkan geri dönemiyor falan. Yani kimlik kartlarıyla giriş çıkış çok zorlaştı. Ertesi gün Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşerek şeyi çözdü. Yani İçişleri Bakanlığından alınamayan izin Cumhurbaşkanımızla görüşme neticesinde çözülmüş oldu. Biz tabii onun öncesinde yani eylem yapan ya da orada bulunan etrafı polis çemberine alınmış arkadaşlarımıza destek vermek için zaten orada bulunuyorduk. Metin Feyzioğlu'nun şeyi geldi bize, yani ben görüşerek çözdüm, biraz sonra yürüyüş yapılacak, ben de olay yerine geliyorum dedi. Biraz olay yerinde gerginlik vardı aslında, biz gelmemesini tavsiye ettik ama yani dedik her halükarda şey de olsa, tepki de alacak olsam, protesto edilecek olsam benim oraya gelmem lazım. Geldi ve böyle bir görüntü ortaya çıktı. Doğrusu kamuoyu nezdinde hoş olmadı. Yani aslında 80 baro başkanı ve Barolar Birliği Başkanı'nın en azından çoklu baro konusunda hiçbir şey yokken, ayrılığı gayrılığı yokken, herkes aynı şeyi düşünüyorken
birbirine düşmüş, yani birbirinin aleyhinde birbirine sırtını dönen bir görüntü vermemiz doğrusu yine bir iletişim problemi. Aslında öyle değil. Yani gerçekten en azından çoklu baro konusunda hiçbir baronun, hiçbir baro başkanının bir görüş ayrılığı yoktur. Evet. Ve bunun sakıncalarını hepimiz biliyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz. Peki olay soğumaya bırakılır mı, ısıtılır mı? Sizin görüşleriniz nedir efendim? Bu iş yani, nerede biter? Şimdi bu hafta bir tasarı halinde, teklif halinde meclise geleceği duyumunu aldık ama onu bilmiyoruz. Yani çünkü bugüne kadar hep basında tartışıldı. Hatta bu yürüyüş işte ya da eylem kararı alındığında da bazıları şunu söyledi. Yani neye karşı yürüdüğümüzü bilmiyoruz. Çünkü yani meclise ne gelecek hakikaten bilmiyoruz. Yani AK Parti'nin kendi içinde, İktidar Partisi'nin kendi içinde tartışmaları var bugüne kadar. Yani bu bir teklife, tasarıya dönüşmüş durumda değil. Bizi mesela onunla da eleştirdiler. Yani siz niye yürüyorsunuz ya da niye karşı çıkıyorsunuz? Yani biz çoklu baroya karşı çıkıyoruz ama yani nasıl bir mekanizma gelecek biliyor musunuz diye. Yani biraz da istihzayla eleştirdiler ama tabii şu anda yeni hükümet sisteminde, yani başkanlık sistemi, cumhurbaşkanlığı sisteminde tasarı aşaması kalktı. Zaten meclise geldiği zaman bize diyoruz, meclise geldiği zaman iş işten geçti olabilir. Yani müdahale etme imkanı çok kalmayabilir. O yüzden yani kamuoyuna bu düştüğü andan itibaren bizim hem pozisyon almamız hem de kamuoyunu çeşitli yöntemlerle bilgilendirmemiz gerekiyor. Bu tasarıyla ilişkin tartışmalar gündeme düştüğü andan itibaren yani Afyon Barosu olarak biz bu tasarıyı desteklediğini düşündüğümüz, bu fikri desteklediğini düşündüğümüz hukuk derneklerinin hemen hemen her biriyle bu Ramazan ayı içinde canlı, işte o meşhur ya Zoom bağlantıları efendim, evet. Team Link'le şeyler, konferanslar. Her birini anlattık şeyi. Yani çoklu baron aslında çok matah bir şey olmadığını, taleplerini karşılamayacağını. Mesela en son biz bu eylemler bitti dönerken bir avukat arkadaşımız aradı. Ben akşam Habertürk'e çıkacağım. Çoklu baroyu bana bir anlat. Dedim ya sen çıkacaksın ama neyi anlatacaksın bilmiyorsun o zaman ama. Bir yarım saat kadar telefonla araçla Afyon'a dönerken çoklu baronun ne anlama geldiğini ve sakıncaları anlattım. Arkadaşın şeyi aynen bu. Abi bundan sonra ben çoklu baroya karşıyım. Şimdi gerçekten yani evet. Baro faaliyetlerini bilmeyenler için az önce hani konuşmanın başında söyledik. Çoklu baro çok seslilik, işte demokrasi falan gibi algılanıyor ama işin hakikatini anlattığımızda işi bilenlere yani ikna olmaları çok zor olmuyor. Yani bunun birçok şeyi var. Anlattık işte çoklu barolar kim kurabilir, nasıl bir çatışma yaşanır vesaire. Arkadaşımız tabii şeyin programını izleyemedim ama yani yarım saatlik bir telefon görüşmesiyle bir hukukçu ikna oldu. Yani işte 40 dakikalık, 1 saatlik telekonferansla yani derneklerin bizim düşüncemize geldiklerine şahit oldum. Yani mesela İstanbul'da ortak aday çıkartan bir hukuk platformu var. Biz onlara 2018'de bir sunum yapmıştık ayaklarına kadar giderek. Çoklu baronun sakıncalarını anlatmıştık. Bu sefer de tekrar Ramazan ayı içinde yine canlı bağlantıyla gerçekleştik. Bizim Adalet Bakanlığı'nda olduğumuz geçen hafta görüşme sırasında benim cep telefonuma WhatsApp'tan bir şey geldi, mesaj düştü. Baktım bizim sunum yaptığımız, ikna etmeye çalıştığımız bu platform, hukukun üstünlüğü platformu çoklu baroya karşı olduklarına dair bir deklarasyon yayınlamış. Yani çok sevindik. Yani demek ki hukukçuların ortak aklı bir noktada buluşulabiliyor. Yani hak ve hakikat, doğru, adalet ekseninde biz birleşebiliyoruz. Yeter ki tartışalım, konuyu tüm boyutlarıyla konuşalım. Yani konuştuğumuz ve anlattığımız zaman biz ikna edebileceğimize inanıyoruz. Çünkü bir şeyin doğrusunu anlatıyorsanız ikna etmek kolaydır bana göre. Biz zararlı bir şeyi savunmuyoruz. Efendim ülkenin menfaatine olan bir şeyi şey yapmıyoruz, karşı çıkmıyoruz. Bizim savunduğumuz ve karşı çıktığımız şeyler tamamı gerçekten ülkeye, devlete, millete, hukuk devletine, adalete olan bağlantısından dolayı bizim böyle bir duruşumuz var. O yüzden ben hiç kimseyle konuşup da yani ikna edilemediğini görmedim. Dediğim gibi hakikati savunuyoruz, doğrunun yanındayız. Bunu anlattığımız zaman inanın ikna etmemiz zor olmuyor. Evet, muhtemelen. Başkanım ortaya bir taslak çıksın, meclise gelsin. İnşallah sizinle burada geniş bir program yapalım. Dediğiniz gibi bu 20 dakikada anlatılacak bir konuda değil aslında.
Onda da bir toplantınız var. Saatinize bakıyorsunuz ama ben izninizle bir 5 dakikanız daha almak istiyorum efendim. Tabii önümüzde de süreç işliyor bir taraftan. Herhalde bir yargı paketi hazırlığı var mıdır efendim? Öyle bir şu anda zaten Meclis Genel Kurulu'nda var. Yani hukuk yargılamasına ilişkin HMK, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişiklik yapacak, yargılamayı hızlandıracak, tarafların işini kolaylaştıracak maddeler, 20 kadar madde genel kuruldan geçti. Tahmin ediyorum 50 kadar madde var. Bugün görüşülmeye devam ediyor. Bu yargı paketinin yargının etkinleştirilmesi ve hızlandırılmasına dair vaatlerin yansıması ya da işte hayata geçirilmesi anlamında. Şimdi yargı reformu strateji belgesini unuttuk maalesef bu süreçte. Aslında ilk defa bakın Avrupa Birliği sopası, ne bileyim işte dünya devletlerinin, bizim ittifaklarımızın baskısı olmadan, işte Avrupa Birliği sürecinin zorlaması olmadan kendi dinamiklerimizle hukuk ve adalet adına gerçekleştirdiğimiz en önemli belgedir bence. Çok kıymetli bir çalışma. Çünkü bu çalışma yapılırken barolar, üniversiteler, hukuk fakülteleri, ticaret odaları, hukuka paydaş olan herkes, gazeteciler toplantılar yaptılar. Biz de katıldık baroları temsilen ve herkesin görüşleri alınarak bu reform belgesi hazırlanmıştı. Dolayısıyla çok demokratik yöntemle, katılımcı yöntemle hazırlanan çok heyecan verici bir belge ama maalesef İşte bu yürüyüştür, çoklu barodur filan gölgede kaldı bunlar. Ve yani bizim gözümüzdeki önemi ortadan kalktı gibi. Aslında çok önemli. Yani bunu da ayrıca takip etmek lazım. Çünkü yani barolar ne kadar önemliyse yargı için, adalet için, işte yargının iyi işlemesi, etkili olması, vatandaşın adalete erişimi de bir o kadar önemli. Çok çok önemli. Bunları sağlayacak son derece nokta atışı, isabetli tedbirler, çözümler getiriliyor. Çünkü bu çözümleri biz önerdik. Ticaret odaları önerdi. Basın kuruluşları önerdi. Herkes eteğindeki taşı dökerek adaletle ilgili sorunları dile getirerek bu strateji belgesini oluşturdu. Ben şunu diyorum. Aslında yasalaştıkça göreceğiz ki açık büfe gibi yani bu şey belge. İçinde yok yok. Yani evet. İçinde ceza yargılaması, hukuk yargılaması, avukatlar, noterler, vatandaşın adalete erişimi, ücretsiz adalete erişim, yani ne ararsanız ya vatandaşın da sıkıntısını çektiği her ne konu varsa incelenmiş, çözüm önerileri getirmiş, yasalaşmayı bekliyor. Böyle paket paket geliyor. Aslında bunları şey yapmamız lazım, bunları da takip edip yani vatandaş olarak, işte basın kuruluşları olarak, baroları olarak orada vaat edilen çözümlerin hayata geçirilmesi için bizim takipçisi olmamız gerekiyor. Yani kendi gündemimizden de kurtulmamız, hapsolmamamız. Evet, kendi gündemimizi takip edelim. Şu anda bizim için öncelik çoklu barolardır ama ülkenin adaletle olan ilişkisini yeniden düzenleyecek, normalleştirecek, hukukun üstünlüğünü, çıtasını yükseltecek olan bu şeyler, bu değişiklikler bizim için çok önemli. Yani bu arada onunla da ilgilenmeyi ihmal etmemek durumundayız. Evet, başkanım çok teşekkür ederim. Ben size çok fazla geciktirmek istemiyorum. İnşallah bir başka programda geniş bir şekilde masaya yatırırım efendim. Çok sağ olun. Evet, değerli izleyiciler, kısa bir reklam. Reklamlardan sonra yayınımız devam edecek. Bu arada bir son dakika bilgisi. Kanal 3 televizyonunun önünde de karşı yolda da bir trafik kazası meydana geldi. Bir kamyon bir taksiye çarptı. Yaralılar var. Tabii arkadaşlarım olay yerindeler. Görüntüler, fotoğraflar geldikçe size de aktaracağız efendim. Reklamlar. Ahmet İpek'in sunduğu Kanal 3'te sabah programı devam edecek. Ahmet İpek'in sunduğu Kanal 3'te sabah programı devam ediyor. Evet, Kanal 3'te sabah tüm hızıyla devam ediyor efendim. Baro Başkanımız Turgay Şahin'i uğurladık. Evet, üniversitemiz Afyon Kocatepe Üniversitesi çok özel bir ödül aldı efendim. 116 farklı üniversiteden 841 başvurunun yapıldığı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 2020 yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri'nde Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi mekanda erişebilirlik alanında toplam 13 ödüle layık görüldü. Bu başarı ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkiye'de en çok ödül alan üniversite olma unvanına Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ile birlikte paylaştı efendim. İzleyelim. AKÜ başarılarına başarı katmaya devam ediyor. Afyonkocatepe Üniversitesi 116 farklı üniversiteden 841 başvurunun yapıldığı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 2020 yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri'nde mekanda erişilebilirlik alanında toplam 13 ödüle layık görüldü. Bu başarı ile Afyonkocatepe Üniversitesi Türkiye'de en çok ödüle layık görülen üniversite olma unvanını Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ile paylaştı. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen törene Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Yekta Saraç, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve Engelli Öğrenci Çalışma Grubu Yürütücüsü Profesör Doktor Zeliha Koçak Tufan, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Murat Peker ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yücel Ocak ile ödül alan üniversitelerin rektörleri katıldı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş gerçekleştirdiği teşekkür konuşmasında eğitimde erişim noktasında ciddi gayretler içerisinde olduklarını ve otizmli ve görme engelli öğrencilere yönelik çalışmalar yapıldığını aktardı. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak beraberindeki heyetle birlikte yeni Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Şimdi o ziyareti izleyelim efendim. MHP-MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Milletvekili Taytağ ziyaretinde MHP İl Başkanı Mehmet Kocacan, Merkez İlçe Başkanı Fahri Fevzi Kartal, Ocak Başkanı Timur Bayram, İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Zeki Ertürk de eşlik etti. MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Vahil Çiçek'in Afyonkarahisar'a büyük katkılar sağlayacağına inandıklarını ifade ederek her zaman desteğe hazır olduklarını belirtti. Vali Gökmen Çiçek'e her zaman yanında olduklarını belirten Milletvekili Mehmet Taytak, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kaymakam olarak görev yapan, daha sonra da İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevini yapan bir devlet adamı Sayın Valimize yeni görevinde başarılar dilemek adına ziyarete geldik. Şehrimize hoş geldiniz Sayın Valim. İnanıyoruz ki tecrübelerinizle şehrimize çok büyük katkılarınız olacaktır. Biz de ilimizin milletvekili olarak her zaman sizlerin yanındayız dedi. Ziyaretleri nedeniyle konuklarına teşekkür eden Vali Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar'a hoş geldin ziyaretiyle beni onurlandırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Ankara'dan ortak dostlarımız aracılığıyla Sayın Vekilimizle önceden tanışırdık. Burada da inşallah beraber çalışabilme imkanımız olacak. Ben MHP İl Başkanı, Merkez İlçe Başkanı ve diğer parti yöneticilerine teşekkür ediyorum. Sayın Vekilimiz ve Başkanımızla Afyonkarahisar'a nasıl hizmet edebiliriz noktasında istişarelerde bulunduk. İstişarelerimiz ve görüşlerimiz devam edecek diye konuştu. Vekil Taytak, ziyaret anısına Vali Gökmen Çiçek'e Çin'in vazo hediye etti. Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, İl Özel İdaresi tarafından uygulamaya konan çalışmaları anlattı. İl Genel Meclisi olarak Afyonkarahisar için gece gündüz çalıştıklarını belirten Başkan Çoban, sosyal sorumluluk projeleri ile de yatırımlara katma değer katmaya devam edeceğiz dedi. O özel açıklamalar şimdi ekranlarınızda efendim. Birlikte izleyelim. 30 milyon TL'ye yakın bir maliyette müthiş bir iş makinesi araç gereç alımı gerçekleştirdi. İşte 8 tane kamyon, bir 3 tane daha inşallah şimdi planlanıyor, 11'e çıkacak. 5 tane bekoloder, 5 tane greyder, 2 tane dozer, 2 tane eskavatör, 1 tane yükleyici ve diğer araçlar. Biz bu araçlarla inşallah özellikle iş makinelerimizle köylerimizdeki tarla yolları, yayla yolları, benzeri engelleri inşallah aşacağız. Araçlarımızın yenilenmesi nedeniyle yakıt sarfiyatlarından, yedek parça giderlerinden, bakım maliyetlerinden de kurtulmuş olacağız. Yine yeni kamyonlarımızla inşallah daha kısa zamanda daha çok işler yapmaya başlayacağız. 2019 yılında Temmuz ayında
Afyon Karahisar İl Özel İdaresi ilk defa tarihinde bir sıcak asfalt şantiyesi hizmete aldı. Ve yine bu asfalt şantiyesiyle beraber finişerler, silindirler alınarak artık sıcak asfalt serimine de başlandı. Kültürel, sanatsal faaliyetlere de destek vermeyi çok arzu ediyoruz. İlk defa İl Özel İdaresi tarihinde bir kitap yayınladı. Afyonumuzun tarihi taş köprülerle ilgili bir kitap yayınlandı. İnşallah bu Afyonumuzun kültürünü, sanatını, tarihini, turizmini ilgilendiren her konuda kitap çalışmalarımızda devam ettireceğiz. Yine başka bir sosyal faaliyete ilgilenmeyi işimiz, İl Özel İdaremiz ilk defa tarihinde başlattı. Bu da şudur, biliyorsunuz Türkiye'mizde, dünyada engelli vatandaşlarımız var. Çarşıya gidecek, pazara gidecek, parka gidecek, sokağa çıkacak, piknik alanına gidecek. Ancak evdeki bir insanın yardım ve desteğiyle gidebiliyor gideceği yere. Biz biliyorsunuz Afyon Karahisar Belediyesi bunu başlatmıştı. Emirdağlı gurbetçilerimizin Belçika'da kurduğu EYAD Derneği'nin desteğiyle. Şimdiye kadar Emirdağ Belediyesi, Afyon Karahisar Belediyesi gibi kuruluşlarımız, Sandıklı Belediye'mizde böyle bir faaliyet yaptı. Bini geçkin aracı engelli kardeşlerimize ulaştırmış olduk. Bu talepleri toplayacağız. Uygun zaman, şart ve hayırsever noktasında tüm ihtiyaçlar giderildiğinde inşallah daha fazla akül aracımızı vatandaşlarımızla buluşturmanın gayreti içerisinde olacağız. Bir engellinin umudunu da yeşertmiş olacağız. Ben bu umuda katkı veren, bu umudu yeşerten, emeği geçen herkesi canı gönülden kutluyorum. Onlara şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet efendim, az önce ifade etmiştik, bir son dakika bilgisi olarak Afyon-İzmir karayolunda Kanal 3 televizyonun karşı tarafındaki yolda bir kaza meydana gelmişti. 5 kişi yaralandı. Kanal 3 haber merkezinden Mustafa Bayer arkadaşımızın çekmiş olduğu ham görüntüler şimdi ekranlarınıza gelecek. Afyon'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Evet, otomobilin kamyonunun önüne çıkmasından dolayı meydana geldiği iddia edilen kazada orta kaldırıma çıkan ve ağaca çarpan araçta bulunan 5 kişi maalesef yaralandı. Afyon-İzmir çevre yolunda sürücüsünün ismi belirlenemeyen 03RG512 plakalı otomobil, ardından gelen Murat U'nun kullandığı 43DB506 plakalı kamyonun önüne çıktı. Kamyon sürücüsünün yavaşlamasına rağmen yaşanan temas ile savrulan otomobil orta kaldırıma çıkarak ağaca çarparak durabildi. Kazada araç içinde bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 acil servis ambulansıyla Afyon Karahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazanın ardından trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. Evet, bu arada otomobildeki sürücülerin isimleri de şu anda bana ulaştı. Evet, Recep Oruç sürücü kendisinin dede olduğu ifade ediliyor. Kafa travması var. Ayşe Oruç, Recep Oruç 6-7 yaşlar arasında, Huriye Oruç ve Emine Oruç. Evet, genel durumları iyi. Yalnız sürücü Recep Oruç'un kafa travması nedeniyle tehlikesinin arz ettiği ifade edildi bana efendim. Evet, Afyon-İzmir karayolunda meydana gelen kazada 5 vatandaşımız maalesef yaralandı. Hep diyoruz efendim, aman dikkat, aman dikkat. Sürat sizi felakete götürüyor. Kurallara uymak, emniyet kemeri takmak, hatalı sollamamak ve en önemlisi de hız konusuna uymak büyük önem arz ediyor. Evet, hiçbir şey candan değerli değil. Ulaşacağınız, gideceğiniz yere yarım saat, bir saat, hatta iki saat geç gitseniz ne olur? Evet, şimdi değdi mi diyelim efendim. Evet, trafik kuralları hayat kurtarıyor.
Evet, tabii görüntülerle ilgili haber merkezindeki arkadaşlarımız haberi derleyip toparlayıp akşam sizlere haber olarak ayrıntılarıyla sunacaklar. Şimdi efendim İYİ Parti ile ilgili bir haber. İYİ Parti'de bildiğiniz gibi kongre süreci başlıyor. Kongre sürecinin başlaması ile birlikte il başkan adayları da birer birer ortaya çıkmaya başladı. Bununla ilgili haberimiz de sıra efendim. Tüm aday arkadaşlara, olacak arkadaşlara başarılar diliyorum. Hepsi bizim kardeşimiz, arkadaşımız. Önümüzdeki aylarda yapılması planlanan İYİ Parti Afyonkarahisar İl Kongresi öncesi adaylar da yavaş yavaş kamuoyu karşısına çıkmaya başladı. İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı adayı Mevlüt Varol da partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığı toplantı salonunda adaylığını resmen açıkladı. Aday tanıtım toplantısının açılış konuşmasını Burhanettin Boğa yaptı. İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı adayı Mevlüt Varol'un Afyonkarahisar siyasetinin mihenk taşlarından biri olduğunu söyledi. Mevlüt Varol Başkanımız Afyonkarahisar siyaset için ciddi önemli bir mihenk taşıdır. Hem yaptığı görevlerle hem şahsiyetiyle bizim için ve partimize değer katmış birisidir. Afyonkarahisar Belediyesi'nde yapmış olduğu 3 birim müdürlüğü, Su İşleri Muhasebe Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü gibi iştigallere söz konusu olmasıyla beraber Afyonkarahisar Nuh Beldesi'nde gerçekleştirmiş olduğu, önemli icra etmiş olduğu alın teriyle, vaktiyle, zamanıyla ciddi emekler sarf etmiş ve belediye başkanlığını gerçekleştirmiştir. İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı adayı Mevlüt Varol da neden il başkanlığına aday olduğunu şu sözlerle açıkladı. Arkadaşlar, ülkemizin durumu günden güne kötüye gidiyor. Ekonomi sıkıntılar bir tarafta, siyasi sıkıntılar bir tarafta, sistem tartışmaları da diğer tarafta. Ekonomiyi hallederiz. Yani ekonomi bir şekilde halledilebilir. Tabii ki hepimiz yara alabiliriz ama sistem ve siyasi tartışmaları halletmemiz lazım. Sayın başkanlarım, yönetici arkadaşlarım, delegasyon yaklaşık uzun bir süredir benim üzerimde sağ olsunlar ısrar ediyorlardı. Kıramadım. 15 gün önce kendilerine söz verdim. Allah inşallah hizmette bizi utandırmasın, hep beraber mahcup etmesin. Varol, il başkanı seçilmesi halinde hiç kimseyi ötekileştirmeyeceklerini de söyledi. Biz hiç kimseyi öteleştirmeden, eğer Allah bize bu görevi nasip ederse, hiç kimseyi ama hiç kimseyi dışlamadan, hiç kimseye küsmeden, hiç kimseye darılmadan, hiç kimseye de kırılmadan hepsine kucaklarımız açacağız arkadaşlar. Onlar hepsi bizim arkadaşlarımız. Bu diğer partilerde de olabilir. Bizim partimizin içinde de olabilir. Biz kendi partimizde birlik ve beraberliği sağlayamazsak diğer partilerden de arkadaşları, gelecek arkadaşlara ümit ışığı olamayız. Varol, il başkanı seçilmesi halinde bir sonraki genel seçimlerde partisinden milletvekili adayı olmayacağını söyleyerek mesaj verdi. Bana diyorlar ki milletvekili adayı mısınız? Ben yıllarca buna prensip olarak karşı olan biriyim. İl başkanı, il başkanlığını bilecek. Milletvekilliği adayları da milletvekili adaylarını bilecek. Ben ve yönetimim hiçbir yere aday değiliz arkadaşlar. Ve benim yönetime girecek arkadaşlar da bunu iyi düşünsünler. Ne milletvekili adayız, ne meclis üyesi adayız, ne şuyuz, ne buyuz. Dolayısıyla biz tamamen partimizi nasıl burada yükseltiriz, onun hesabındayız. Eğer kazandıktan sonra insan bir hedef koyması lazım, sorabilirsiniz. Mevlüt Başkanım, hedefiniz nedir diye. Bizim hedefimiz merkezde ana muhalefet olan İYİ Parti'yi birinci parti yapmak. Türkiye'de de inşallah birinci parti yapmak. Evet, şimdiki haberimiz jandarmamızın başarısını yansıtıyor efendim. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Daskır ilçesinde gasp, yağma, uyuşturucu ticareti gibi 18 ayrı suç kaydı bulunan 3 kadını yakalayarak gözaltına aldı. Afyonkarahisar'da çok sayıda suç kaydı olan 3 kadın yakalandı.
Jandarma ekipleri Dazkırı ve Denizli'nin Çardak ilçe sınırında 3 kadının gasp olayına karıştıkları yönünde ihbar aldı. Bölgede 3 kadının otostop yaptığı yönünde gelen ihbarı değerlendiren ekipler, Mayıs ayında CC isimli vatandaşın gasp edilmesine de karıştıkları değerlendirilen SD, DY ve GZ'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan genel bilgi tarama sorusunda SD'nin yağma, dolandırıcılık ve hırsızlık olmak üzere 7 ayrı suçtan, DY isimli şüphelinin hırsızlık, dolandırıcılık, yan kesicilik, uyuşturucu madde imal ve ticareti olmak üzere 9 ayrı suçtan, GZ isimli şüphelinin ise uyuşturucu madde imal ve ticareti ve silah kanununa muhalefet suçlarından kayıtları olduğu tespit edildi. Şüphelilerin alınan ifadelerinde CC isimli vatandaşın gasp edilmesi olayının failleri oldukları da ortaya çıkartıldı. Şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi. Evet, reklam zamanı efendim. Reklamlar. Ahmet İpek'in sunduğu Kanal 3'te sabah programı devam edecek. Ahmet İpek'in sunduğu Kanal 3'te sabah programı devam ediyor. Evet, Kanal 3'te sabah devam ediyor. Bugün iki gazete yayınlandı. Kocatepe ve Gazete 3. İlk olarak Gazete 3'ün gündemine birlikte bakalım. Arkadaşlarım şimdi ekrana yansıttılar. Evet, sürmanşetinde Akü'den büyük başarı. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin bir haberi az önce de ekranlarınıza gelmişti efendim. Afyon Kocatepe Üniversitesi tam 13 ödüle layık görüldü. Engelsiz üniversite ödülleri kategorisinde. Evet, 116 farklı üniversite katılmıştı. Tam 841 başvuru yapılmıştı. Afyon Kocatepe Üniversitesi engelsiz üniversite ödüllerinden 13 tanesini alarak Afyon Karahisar'ı gururlandırdı. Evet, ödüller sahiplerini buldu. Bu da bir başka ödül. Az sonra ekranlarınıza gelecek haber efendim. Afyon Eğitim Vakfı tarafından Sevgi Yılı projesine destek amacıyla makale yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye girenlere Afyon Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası'nda ödüller takdim edildi. Başkan Serteser yarışmaya katılımın yoğun olması dolayısıyla mutlu olduklarını ifade etti efendim. Evet, bir fotoğraf karesi ödül töreninden gazetenin sürmanşetinde. Milliyetçi Hareket Partisi Afyon Karahisar Milletvekili, aynı zamanda MYK üyesi Mehmet Taytak Demireli ziyaret etti efendim. İl Başkanı Mehmet Kocacan, Merkez İlçe Başkanı Fahri Fevzi Kartal, Ülke Ocakları Başkanı Timur Bayram'la birlikte iş adamı Şuayip Demireli'yi ziyaret etti. Ziyarette Taytak, Afyon Karahisar ekonomisine katkılarından dolayı iş adamı Demireli'ye bir hediye takdim ettiler. Her zaman desteğe hazırız. Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret eden Milliyetçi Hareket Partisi Afyon Karahisar Milletvekili Mehmet Taytak ve arkadaşları, Vali Çiçek'in Afyonkarahisar'a büyük katkılar sağlayacağına inandıklarını ifade ederek her zaman desteğe hazır olduklarını belirtti. Evet, ziyarete İl Başkanı Kocacan, İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Zeki Ertürk, Merkez İlçe Başkanı Fevzi Kartal ve Ülke Ocakları Başkanı Abdurrahman Timur Bayram katılmışlar. Sürmanşet'in haberleri bu şekilde. Evet, manşette iki haber var. Bir tanesi özel haber, bir diğeri Afyon basınının Vali Gökmen Çiçek'i ziyareti haberi. Basın birleştiriyor. Vali Çiçek Afyon basınını övdü. Afyon'un güçlü bir basına sahip olduğuna değinen Çiçek, basındaki birlik ve beraberlikten mutlu oldum. Kanal 3 gibi güçlü bir televizyona sahip olunması da il için önemli bir kazanım. Kıymeti bilinmeli dedi.
Evet, Afyon Basın Yayın Derneği ilimize atanan yeni vali Gökmen Çiçeği makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Ziyarette Afyon Basın hakkında bilgiler aktaran Afyon Basın Yayın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezer Küçükkurt, korona salgını nedeniyle hayata geçirilemeyen bazı projeler hakkında da Vali Gökmen Çiçek'i bilgilendirdi. Kanal 3 önemli bir şans. Vali Gökmen Çiçek'in açıklamaları Afyon basınındaki birlik ve beraberlikten dolayı mutluluğunu ifade eden Vali Gökmen Çiçek, bu birlikteliğe kendisinin de katkı koyacağını, basın mensuplarının görevlerini en iyi ve rahat bir şekilde yapabilmesi için destek olacağını söyledi. Vali Çiçek görevi başladığı ilk günden itibaren kanal için, Afyon için ne denli önemli olduğunu gördüğünü ve böyle bir kanala sahip olunmasının Afyon için önemli bir şans olduğunu ifade etti. Evet, diğer bir haber, manşetin diğer haberi gazete için özel haberi. Yatırımlara katma değer katacağız. İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclisi'nin gece gündüz demeden Afyonkarahisar için çalıştığını ifade ederek sosyal sorumluluk projeleriyle de yatırımlara katma değer katmaya devam edeceğiz ifadelerinde bulundu. Vatandaşlar irtibat kursun bizimle ve bir ilki yaptık diyor, 15 adet akülü araç temin edilerek. Evet, o haberin ayrıntıları az önce size de aktarmıştık haber olarak efendim. Bugün takip var. Yine diğer haberlerin anonsları var. Vali Çiçek konuklarını ağırladı. İnternet medyada ziyaret ettiği ifadesi var. Sağanak yağış İstihisar'ı olumsuz etkiledi. Bir başka haber. Önceliğimiz halkımızın talepleri. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, altyapı çalışmaları tamamlanan Yarenler ve Yunus Emre mahallelerinde incelemelerde bulunmuş. Mağduriyetler giderilmeli diyor. Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, kiraz üreticilerinin sorunlarını mecliste düzenlediği bir basın toplantısında dile getirmişti bildiğiniz gibi. Tapularını aldılar. İstihisar Mermer İhtisas Bölgesi'nde yatırımcılardan Aksel Mermer Madencilik firmasına tapu devri gerçekleştirilmiş. İYİ Parti'de adaylık yarışı başlıyor kongre öncesi. Onun haberi var. Az önce ekranlarınıza gelmişti. Akdöner hizmete açıldı. Koronavirüs sonrasında gerekli güvenli turizm sertifikasını alarak müşterilerini ağırlamaya başladı. Sahte polis enselendi. Afyonkarahisar'da sahte polis kimliği ve rozet ile kuru sıkı tabanca taşıyan bir kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü ekipleri Erenler Mahallesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer kampüsü önündeki yol uygulamasında bir motosikleti durdurdu. Ekipler yaptığı kontrollerde motosiklet sürücüsü HD'nin üzerinde sahte polis kimliği ve rozet ile kuru sıkı tabanca ele geçirmişler. Evet, gerekli kanuni işlem yapılmış. Dün de ifade etmiştik. Bu akşam Dobro Dobro günü Mehmet Emin Güzbey'in moderatörlüğünde saat 21'de Dobro Dobro'nun konuğu Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu oluyor efendim. Evet, saat 21'de Kanal 3 ekranlarında canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Evet, iç sayfa haberleri, farklı bir haber görebilir miyim diye. Akdağ yoğun ilgi, onunla ilgili bir haber var. Sosyal mesafe kontrolü yapılıyor Sandıklı ilçesinde. Afyon aktif bir basına sahip Vali Gökmen Çiçek'in açıklamaları. Otoparklarda ödeme kolaylığı bildiğiniz gibi dün ekrana getirmiştik. Artık açık otoparklarda online ve kredi kartıyla ödeme yapılabiliyor otopark ücretleri. Bazı zamanlar aracınızı çıkaracağınız zaman maalesef otoparkçıyı bulamıyordunuz. Böyle durumlarda
online Afyon Belediyesi'nin sitesine girerek ödeme yapabiliyorsunuz. Afşet Afyon Spor sahaya indi diyor. Bununla ilgili çalışmalar var ve test sonuçları sevindirdi. Afşet Afyon Spor futbol takımının koronavirüs COVID-19 salgını ile ilgili yapılan testleri sevindirici tarafı negatifmiş. Bu bilgiyi de sizinle paylaşalım. Evet, takibi aktaracağız ama onun öncesinde bu Afyon Eğitim Vakfı'nın bir ödül töreni vardı efendim. Bu 2020 yılı Afyonkarahisar Sevgi Yılı kapsamında koronavirüsle mücadele, yardımlaşma ve dayanışma konulu bir yarışma düzenledi Afyon Eğitim Vakfı ve dereceye girenlere ödülleri ATSO'da, yani Afyon Ticaret ve Sanayi Odası'nda takdim edildi. Başkan Serteser de oradaydı efendim. İzleyelim haberimizi. Alvin burs verdiği öğrencilerin katıldığı makale yarışmasında Uşak Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor İsmail Hakkı Nakilcioğlu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Ahmet Karaman ve Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Başkanı Sezer Küçükkurt jüri üyesi olarak görev yaptı. Bursiyerlerimiz arasında koronavirüsle mücadelede yardımlaşma. Jürinin değerlendirmesi sonucu Coşkun Mermer, COVID-19'a mücadelede yardımlaşma ve dayanışma başlıklı makalesiyle birinci, Semih Karadan'a Tüm Dünya Tek Ders, COVID-19 makalesiyle ikinci, Osman Alkın'da Korona Ona Buna Değil Bana makalesiyle üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere ödülleri AEV binasında sosyal mesafe gözetilerek, koronavirüs tedbirleri alınarak gerçekleştirilen törenle verildi. Törende konuşan Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ve Afyon Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Sevgi Yılı etkinlikleri kapsamında toplum içerisindeki kaybolmaya yüz tutmuş evrensel değerlerimizin, başta sevgi, saygı, hoşgörü olmak üzere yeniden hatırlatılması ve kazandırılmasına yönelik projeler geliştirdiklerini söyledi. Afyonkarahisar Valiliğince 2020 yılı Afyonkarahisar Sevgi Yılı olarak ilan edilmiştir. Sevgi yılında toplum içerisindeki kaybolmaya yüz tutmuş evrensel değerlerimizin, başta sevgi, saygı, hoşgörü olmak üzere yeniden hatırlatılması ve kazandırılmasına yönelik projeler geliştirilmesi hedeflenmiştir. Hem valiliğimizce ilan edilen projeye katkıda bulunmak, hem de bursiyerlerimizin bu sosyal projeye katılımı sağlayarak evde kaldıkları sürede faydalı bir etkinlikte bulunmalarını sağlamak maksadıyla bursiyerlerimiz arasında koronavirüsle mücadelede yardımlaşma ve dayanışma konulu bir makale yarışması düzenledik. Bursiyerlerimiz tarafından yoğun ilgiyle karşılanan yarışmaya gelen makaleler jüri tarafından değerlendirildi. Öncelikle yarışmaya katılan tüm bursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Daha sonra dereceye giren öğrencilere ödülleri AEV Başkanı Serteser, Afyon Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve ASO Meclis Üyesi Adnan Demirel, Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezer Küçükkurt, Afyon Eğitim Vakfı Genel Sekreteri Murat Diker verdi. Törende başarılı olan katılımcılara Afyonkarahisar Belediyesi tarafından gönderilen kitaplar takdim edildi. Tören AEV destek veren ATSO personeline plaket verilmesi ve fotoğraf çekimiyle son buldu. Evet efendim, takibi aktarayım size isterseniz. Mehmet Emin Güzbey bugünkü yazısında Vali Gökmen Çiçek'le ilgili izlenimlerini aktarmış. Evet arkadaşlarım, şimdi ekrana getirdiler. Validen önemli not. Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret ettik. Yeni görevinin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ettik. Vali Çiçek sıcak, mütevazi bir kişi olduğunu hissettirdi. Basına da önem verdiğini de, bugüne kadar tüm valilerimizin ilimize önemli hizmetleri oldu. Eminiz ki yeni valimiz Gökmen Çiçek'in de ilimize faydalı hizmetleri olacaktır. Ama o bir tık yukarı çıkarttı beklentimizi. Dedi ki, yatırımı severim. Valiler eser bırakınca anılırlar. Ben de Afyon'a önemli eserler bırakmak istiyorum.
Biz de ilimize yatırım yapanları, ilimize yüceltenleri, eser bırakanları çok severiz. Hiç unutmayız. Her zaman hayır ile yad ederiz. Yapılanı takdir ediyor. Ayağının tozu ile Firik Vadisi'ne, Kocatepe'ye gitti Vali Çiçek. Hayran kalmış yapılan çalışmalara. Kocatepe'nin yolu harika olmuş. Otoban gibi yol yapılmış tespitini aktardıktan sonra kimlerin emeği geçmiş ise Allah razı olsun. Evet, kadir şinaslık, kıymet bilmek önemli. Yeri gelmiş iken analım. Eski valimiz Muzaffer Dilek, Kocatepe ve Şuhut Atatürk Evi için ciddi çalışmalar yaptı ve bakanımız Veysel Eroğlu tabii ki. Süs olarak durmamalı. AK Parti iktidarında ve öncesinde elimizde onlarca okul, yurt, park yapıldı. Hepsi de vatandaşımızın rahat ve güzel yaşayabilmesi için. Bina, yurt yapmak, bunların hepsinin önemli olduğunu vurguladı Vali Gökmen Çiçek. Ama bir şeyin altını çizdi. Bu yapılanlar yapıldığı ile kalmamalı. Mutlaka kullanılmalı. Yapılan yatırımların içinin dolması ve yapılanların kullanılması için devlet olarak ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Önemli bir tespit. Yapılanlar süs gibi durmamalı. Vatandaşımız kullanmalı. Kullanıma uygun halde tutulmalı. Karadeniz gibi Afyon'a gelmeden önce burayı çorak bir il olarak sandığını söyledi Vali Çiçek. Geldim gördüm ki burasının Karadeniz'den farkı yokmuş dedikten sonra ilave etti. 10 yıl önce Afyon'a gelenler şimdi tekrar gelseler tanıyamazlar. Ben çok önceleri biliyordum ama şimdi gezip gördükçe hayran kaldım. Karadeniz'i aratmayacak güzellikte. Gerçekten Afyon'a son yıllarda her alanda yapılan yatırımlar kadar Bakanımız Veysel Eroğlu'nun sayesinde milyonlarca fidan toprakla buluşturuldu. Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan damlama sulama sistemiyle orman oluşturuldu ilimizde. Bal ormanlarını da unutmuyoruz elbette. Sağ olsun bakanımız ve tüm emeği geçenler. Akıl yaşta değildir. Genç bir kişi yeni valimiz, 42 yaşında. Önemli yerlerde görevler yaptıktan sonra ilimize atandı. Afyon ilk valilik yeri. Bir uçtan diğer uca yüzlerce kilometre olan, neredeyse milyona yaklaşan nüfusu olan bir ilin genç bir kişiye emanet edilmesi ve bu kişinin ilk valilik yeri olması dikkat çekici tabii ki. Demek ki Gökmen Çiçek de bu kabiliyeti, beceriyi ve liyakatı görmüş büyüklerimiz. Afyon'a kendisini vali olarak atamışlar. Vali Gökmen Çiçek'i tanıyan dostlarım var. Onlardan edindiğim izlenim ve aldığım bilgiler, Vali Gökmen Çiçek'in Afyon'dan daha büyük illere bile yönetebilecek bir kapasitede olduğu yönünde. Mutlu olduk bu nedenle elimize atanmış olmasından. Demiş ya atalarımız, akıl yaşta değil baştadır. Doğru bir söz. Vali Gökmen Çiçek'in yaşının genç olduğunu ifade ederek farklı algılamalar peşinde olanlara hatırlatalım. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde 21 yaşındaydı. 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu'na son verdi ve bu fetih ile Orta Çağ kapandı, yeni çağ başladı. Bir not daha, bugüne kadar ilimizde pek çok vali görev yaptı. Bazıları ile yıldızımız barışmasa da hepsinin çok kaliteli insanlar olduklarını ve ayrımsız hepsinin ilimize önemli hizmetleri olduğunu bir kez daha belirtelim. Afyon büyükşehir skalasında olmasa bile Ankara'da önem verilen bir il. Buraya gönderilen valiler pek çok kriterden geçirilerek gönderiliyor. Bunu biliyoruz ve teşekkür ediyoruz. Ve son bölüm takibin ve basın başlığıyla. Basını önemsiyor Vali Gökmen Çiçek. Basını güçlü olan ilde görev yapmanın zorluğunu da, kıymetini de iyi biliyor. İlimiz basınındaki birlik ve beraberliğe kendisinin de katkı koyacağını ilk günden söylemesinden dolayı mutluyuz. Basın ile ilgili düşüncelerimizi aktarırken Vali Çiçek yaşadığı bir diyaloğu aktardı.
Geçtiğimiz gün bir şehit ailemizi ziyaret ettik arkadaşlarımız ile. Şehidimizin ailesinin bir ihtiyaçları olup olmadığını sordum. Her şey iyi ama üzüldüğüm bir şey var dedi. Ben de merak ettim, sordum. Ne ise elimizden geleni yaparız, söyleyin yeter dedim. Kendisinin olup biten her şeyi Kanal 3'ten izlediğini ama Kanal 3'ün frekansı değiştiği için şimdi izleyemediğini anlattı. Valiliğe geldikten sonra özel kalemden arkadaşlar sizin ekiple irtibata geçtiler. Şehidimizin ailesinin evine gidildi ve yeni frekans ayarlandı. Şimdi de hepsi şimdi mutlu. Buradan anlıyorum, Kanal 3 önemli bir televizyon. Biz de şanslıyız. Bir ilin kendisine ait uydudan yayın yapan televizyon kanalı varsa bu o il için ve idarecileri için bir şanstır. Teşekkür ediyoruz Vali Çiçek'e. Bu da Mehmet Emin Güzbey'in son cümlesiydi efendim takipteki. Evet, az sonra Kocatepe'nin gündemine bakacağız. Evet, bir dakikamız var. Bu arada bir haber daha girelim efendim. Bu sene yüksek öğrenim sınavı koronavirüs salgınının tehdidi altında yapılacak maalesef. Hafta sonu yapılacak sınavın hazırlık süreci de sıkıntılı geçti. Sınav ve salgın stresi altındaki öğrenciler için öneriler hazırlamış haber merkezindeki arkadaşlarımız. İzleyelim efendim birlikte. Önce Milli Savunma Üniversitesi öğrenci seçme sınavı, daha sonra da liseye geçiş sınavı koronavirüs salgını dolayısıyla tedbirler altında gerçekleştirildi. Bu hafta sonu da sokağa çıkma kısıtlaması altında YKS yapılacak. Sınavın hazırlık süreci de, sınavın yapılacağı tarihin belirlenme süreci de sınava hazırlanan gençler için sıkıntılı geçti. Bu sıkıntılar öğrenciler ve aileler üzerinde olumsuz etkiler yarattı. Sınava girecek gençlere ve ailelerine önerileri sosyolog ve aile danışmanı Müjgan Gölcük Yağcı'dan aldık. Yağcı Kanal 3 için şunları söyledi. Şimdi bu süreçte aileleri de çocukları da çok ciddi etkiledi. Tabii hepimiz etkilendiği gibi, özellikle sınava girecek ailelerin çocukları ve sınava çocukları girecek aileler ciddi bir şekilde etkilendi bu süreçten. Bu pandemi süreciyle birlikte yeni bir şey daha eklendi. Eğer sınava giderse çocuğum, eğer bu pandemi sürecinde bir şey kaybeder mi ya da bu pandemi sürecinde çocuğuma bir şey bulaşır mı? Bunun etkisi başladı. Tabii ki pandemi süreciyle birlikte bir de okulların olmaması, derslerin yapılamaması, çocukların işte almış olduğu takviyeleri alamaması da çok ciddi etkiler bıraktı çocukların üzerinde. Bu sefer ailelerin ve çocukların kaygısı biraz daha arttı. Aile danışmanı Yağcı öğrencilere şu uyarılarda bulundu. Son bir hafta moral için önemlidir diyoruz biz çocuklara ve ailelere. Bugüne kadar zaten yapılması gereken yapıldı bu süreç içerisinde. Bizim burada önerim, YGS'ye gelene kadar birden çok sınava girdi çocuklar. Bundan önce sınavların olduğu bir ülkede yaşadığımız için. Onun için biz diyoruz ki hani bu hayatının sonu olan bir şey değildir. Hayatında son olan veya hayatının dönüm noktası değildir. Bu sadece ileride bir mesleği olacak ve bu mesleği tercih etmeden önceki geçirdiği bir aşama olarak değerlendirmesi gerekir diye düşünüyoruz. Eğer çocuklar bu sınava girdiği zaman ölüm kalım savaşı değil de evet girmem gereken ve mesleğimle ilgili tercih etmem gereken bir sınav diye algılarlarsa daha rahat olurlar. Yağcı sözlerini ailelere yaptığı önerilerle sonlandırdı. Aileler de bu pandemi sürecindeki o olumsuzluklardan dolayı eyvah ne olacak, o gün ne olacak, neler yapılacak şeklinde çocukların kaygılarını arttırmamalıdır diyoruz. Bu sınavı hayatının bir sonu olmadığını, bugün nasıl onların çocuklarıysa pazartesi günü sınavdan sonra da onların çocukları olduğunu ve ona moral vermeleri gerektiğini unutmamalılar. Evet, reklam zamanı. Kısa bir reklam arası efendim. Ahmet İpek'in sunduğu Kanal 3'te sabah programı devam edecek. Ahmet İpek'in sunduğu Kanal 3'te sabah programı devam ediyor.
Evet, Kanal Üstü Sabah devam ediyor. Son bölümle tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Programımızın başlarında bir kaza haberi vermiştik. Bir kez daha aktarıyoruz efendim. Afyon-İzmir Karayolu'nda Kanal Üstü Televizyonu'nun hizmet binasının önünde bir kaza meydana geldi. Bir otomobilinin kamyonun önüne çıkmasından dolayı meydana gelen kazada orta kaldırıma çıkan ve araca çarpan araçta bulunan 5 kişi maalesef yaralandılar. Evet, bir otomobil Murat U idaresindeki 43DB506 plakalı kamyonun önüne çıktığı ifade edildi efendim. Kamyon sürücüsünün yavaşlamasına rağmen yaşanan temas ile savrulan otomobil orta şeritteki kaldırıma çarparak oradaki ağacı yıktı ve o şekilde durabildi. Araç içerisinde sıkışan 5 kişi maalesef yaralandılar. Aynı aileden 5 kişi 112 sağlık ekiplerince alınarak Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldılar. Trafik bir süre kontrollü bir şekilde sağlandı. Yaralıların genel durumunun iyi olduğu öğrenildi efendim. Evet, Allah saklasın diyelim. Önemli bir kazaydı. Tabii arkadaşlarım da yardımlarına koştular o sırada. Evet, feci bir kaza. İsterseniz Kocatepe'nin gündemine de bakalım. Gazeteyi atlamamış olalım efendim. Kocatepe'nin gündemi manşetle başlamış gazete. Hemen manşetinde Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin engelsiz üniversite ödüllerinden 13 tanesini aldığı bir haber var efendim. Türkiye birincisi oldu. 13 ödülle birlikte Afyon Kocatepe Üniversitesi 116 farklı üniversiteden 841 başvuru yapılmıştı. Bildiğiniz gibi 13 ödülü alarak Türkiye birincisi oldu. Afyon Kocatepe Üniversitesi engelsiz üniversite statüsünde düzenlenen yarışmada. Evet, manşetin bir diğer haberi, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Yalçın Görgöz ve arkadaşları Afyonkarahisar basınını ziyaret etmeye devam ediyorlar. Kocatepe gazetesini ziyaret etmişler. Bununla ilgili bir görsel var, fotoğraf var. Ve Yalçın Görgöz'ün ifadesiyle küçülen ve giderek bypass edilen bir Afyon var ifadesi var gazetenin manşet haberinde. Evet, Afyon basını Vali Gökmençi'yi ziyaret etmişti. Bildiğiniz gibi ekranlarınıza da gelmişti. Basın Yayın Derneği Başkanı Sezer Küçükkurt ve dernek yönetim kurulu üyeleri Vali Gökmençiçek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Basını güçlü ve aktif olan bir ilde görev yapmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti Afyonkarahisar Valisi Gökmençiçek. Evet, hemen o haberin altında Afyon Eğitim Vakfı'nın Sevgi Yılı'na özel bir yarışması vardı. Onu da az önce ekranlarınıza getirmiştik efendim. Koronavirüsle mücadelede yardımlaşma ve dayanışma konulu bir makale yarışmasıydı. Dün düzenlenen törenle ödüller hak sahiplerine verildi. Afyon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser ve iş adamı, iş insanı Adnan Demirel de ödül töreninde vardı efendim. Aynı zamanda Afyon Basın Yayın Derneği Başkanı Sezer Küçükkurt da orada idi. Sırtımı dayayacağım en büyük dağ sizlersiniz. Evet, bu da bir başka haber. Şehit gazilerle ilgili valimiz Gökmençi'nin açıklaması. Vali Çiçek ise ziyaretlerine ara vermiyor, ilçelerde dolaşıyor hızlı bir şekilde gece gündüz demeden. Onunla ilgili bir haber var, haberin ayrıntıları gazetenin iç sayfasında. Otoparklar için yeni sistem, ücretler artık açık otopark ücretleri online veya kredi kartı ile ödenebilecek. Bununla ilgili bir sistem hayata geçirildi. Afyon Belediyesi'nin sitesine girerek online veya kredi kartı ile ödeme yapabiliyor vatandaşlar. Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili MHK üyesi Mehmet Taytak, kiraz üreticilerinin sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne düzenlediği basın toplantısında dile getirmişti. O haberi var.
Tüm şehrin maddi manevi desteğine ihtiyacımız var diyor Afşet Afyonspor Teknik Direktörü Ferruh Özgün. Evet, İyi Parti'nin kongre süreciyle ilgili bir haber var. Hemen hızlı bir şekilde iş sayfalara bakıyoruz. Esnaf kavgası polisi ayağa kaldırdı. Kadınlar Caddesi'nde bir güzellik salonu işletmesinde çıkan ve civar esnafa da yansıyan kavgayı polis ekipleri biber gazı sıkarak engellemişler. Evet, 159 adet ekstazi hap ele geçirildi ve sahte polis erenler de yakalandı. Valiçiğin ziyaretleri Sultandağ ilçesinde temaslarda bulunmuş valimiz Gökmen Çiçek. Onun haberi var. Çocuklarda göz tembelliği ihmale gelmez diyor, bir sağlık haberi var. Girne Afyon Kampüsü'nden örnek etkinlik diye bir okul etkinliği var. Ve spor haberi engelsiz üniversite ödülleriyle ilgili son sayfasını süslemiş Kocatepe gazetesi. Evet, Kocatepe'nin ve gazete 3'ün gündemine birlikte baktık. Bildiğiniz gibi dün konuğumdu iklim bilimci öğretim üyesi Doktor Okan Bozyurt. Bildiğiniz gibi artık mevsimler de şaşırdı. Kış yaz oldu. İlkbahar yaza sarktı. Bununla ilgili dün geniş bir açıklaması olmuştu. Arkadaşlarım kısa bir haber derlemişler o programdan. İsterseniz birlikte izleyelim efendim. Bu sene üst atmosferin alt atmosfere göre oldukça soğuk olduğunu görüyoruz. Çünkü zaten bu konveksiyonel yağış dediğimiz kavram da buradan kaynaklanıyor. Üst ve alt atmosfer arasında ani bir sıcaklık farkı ve tabii ki nem de buna çok önemli bir faktör. Nem de etkili burada ki koşullu kararsızlık diyoruz. Böylece bir kararsız hava kütlesi meydana geliyor ve her öğleden sonra veya akşamüstü böyle ani şiddetli gök gürültülü böyle sağanaklı dolulu yağışlar meydana geliyor. Ama bu sene biraz daha fazla oldu bu. Özellikle şehir bölgelerinde atmosferin alt katları daha da sıcak oluyor. Atmosferin üst katları zaten soğuk. Bu sefer bu kararsızlığı büsbütün artırıyor. Ki zaten şehir ısı adası ile ilgili bütün makalelere baktığımız zaman ki biz de bu çalışmayı yaptık. Özellikle Mayıs-Haziran aylarında Ankara gibi, Afyon, Karahisar gibi yerlerde konveksiyonel yağışlarda daha da bir artış meydana geliyor. Bakın daha da bir artış meydana geliyor. Bu da şehir ısı adasının etkisi olarak tabii düşünebiliriz. Çünkü bu bize dediğimiz gibi o zaman işte ani sellenmeyi meydana getiriyor, ani yağışları meydana getiriyor ve dolayısıyla buna tabii ek olarak, paralel olarak bir takım sorunlar yuman da beraberinde getiriyor. Bu hafta artık bu yağışlar azalıyor. Cuma'dan itibaren hava sıcaklığı artıyor ama bu şu demek değil tabii, yani bütün yaz böyle sıcak ve kuru geçecek diye bir olay yok. Özellikle iç kesimlerde Temmuz ve Ağustos aylarında belki zaman zaman Haziran ve Mayıs kadar olmasa da yine yerel, lokal, kuvvetli sağanak yağışlar olabilir. Nisan ayında görülmesi gereken yağışlar şu anda Mayıs ve Haziran ayına kaydı. Özellikle Haziran ayına kaydı. Özellikle iç kesimlerde biz bunu çok net olarak görebiliyoruz ama sadece bu iç kesimlerde değil, özellikle bu sene görüyorsunuz kıyı kesimlerde de, yani Bursa gibi, İstanbul gibi pek çok yerde de bunu görebiliyoruz. Evet, koronavirüs tedbirleri alınmaya devam ediyor. Vakalar çoğaldıkça da bu tedbirler alınıyor. Artık Türkiye genelinde olmasa da vakaların yoğun olduğu yerlerde karantina tedbirleri uygulanacak. Bu Sağlık Bakanı'nın açıklamasıydı. Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde de vakaların artması nedeniyle bir karantina uygulamasına girildi efendim. Şimdi haberimizi birlikte izleyelim. Tavşanlı'nın Tepecik beldesinde bir mahalle karantinaya alındı. Tepecik beldesinde pandemi sürecinde vakaların artması nedeniyle orta mahalle Tavşanlı ilçe jandarma ekipleri tarafından şeritle kapatıldı. Mahalle giriş çıkışları yasaklanırken belediye hoparlöründen ve jandarma araçları megafonları ile sokağa çıkılmaması uyarıları sık sık yapılıyor. Bugün evet, şimdi arkadaşlarımızın Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan ilginç gelişmelerden derlediği bir kısa haber turu var efendim. Birlikte izleyelim.
Esenyurt Pınar Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde gök gürültülü şiddetli yağış etkili oldu. Yağışın etkili olduğu sokakta birçok iş yeri ve evi su basarken sel baskında mahsur kalan yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri itfaiye ekipleriyle birlikte gece boyu su ve çamur tahliyesi çalışmalarını sürdürdü. Tahliye çalışmaları sabah saatlerinde tamamlandı. Çalışmalardan sonra sel baskının olduğu bazı evlerde eşyalar sokağa çıkarıldı. Eşyaların çamur içinde kaldığı görüldü. Selin vurduğu bazı işyerlerin merdivenlerine kadar da çamur içinde kaldığı görüldü. İstanbul'da dün öğle saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgarla birlikte hortum oluştu. Büyükçekmece Ahmediye Mahallesi'nde kaydedilen görüntüler hortumun şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerde ise hortum bir iş yerinin önünde duran eşyaları ve motosikleti savurduğu görülüyor. Yakacık'ta yaşanan olayda iddiaya göre boşandığı eşi ve ailesi tarafından çocuğu kendisine gösterilmeyen Adnan Yılmaz, çocuğunu görmek için eski kayınpederin evine gidince aralarında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada kayınpeder eski damadını bıçaklayarak ölümüne sebep oldu. Olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Adnan Yılmaz'ın eski kayınpederi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü anlarda güvenlik kamerası tarafından işte böyle görüntülendi. Görüntülerde eski damatla kayınpeder sokak ortasında kavga ediyor. Adnan Yılmaz'ın kayınpederini yere yatırarak vurduğu görülüyor. Kavgadan sonra iki şahsı vatandaşlar ayırıyor. Kavga sonrası kayınpeder ilk önce aracına yöneliyor, daha sonra ise eski damadıyla yine tartışmaya başlıyor. Tartışma esnasında kayınpeder elindeki bıçağı Adnan Yılmaz'a savuruyor. Aldığı bıçak darbeleriyle Adnan Yılmaz yere düşüyor. Bıçaklanan Adnan Yılmaz yerde yaralı halde yatarken olay yerine ambulans geldiği görülüyor. Altı şahıs kendilerine borcu olan RT isimli vatandaşı borçlarını tahsil etmek için zorla ilçede bulunan bir iş yerine getirdi. Şahıslar cep telefonu gasp edip iş yerinde şahsı uzun bir süre boyunca darp etti. Olayla ilgili Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne gelen bir ihbar ekipleri harekete geçirdi. Dolabın içinde kapatılan vatandaş baygın halde bulunurken altı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda da mermi ele geçirildi. Kesteli ilçesinde 3 gün önce azgın sel sularına kapılarak bir daha haber alınamayan 17 yaşındaki Derya Bilen'in arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sel sularına kapıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Derya Bilen'in arama çalışmalarında çamur birikintilerine yoğunlaşıldı. Azgın sel sularının dağdan koparak dere yatağına getirdiği çamurların içerisine yoğunlaşan ekipler ellerinde bulunan sopalarla çamurları kontrol ederken iz takip köpekleriyle de tarama yapılıyor. Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde henüz kimliği belirlenemeyen bir çocuk 4. kattan düşerek ağır yaralandı. Çocuğun düştüğünü fark eden komşular hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi çocuğa yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti. Çocuğun düşme anı kameralara an be an yansıdı. Ankara'nın Nallıhan ilçesinde hayvanların bulunduğu barakada ise yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar bu esnada barakanın kapısını açarak hayvanların telef olmasını engelledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken baraka ise kullanılamaz hale geldi. Hayvanlar son anda çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Evet, bu arada bir son dakika bilgisini vereyim efendim. Afyon Lisesi Müdürü Turgay Bingül'ün kayınpederi İbrahim Şentürk, emekli öğretmen İbrahim Şentürk geçirdiği beyin kanaması sonucu vefat etmiş. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına da sabırlar, başsağlığı diliyoruz efendim. Afyon Lisesi Müdürü Turgay Bingül'ün kayınpederi emekli öğretmen İbrahim Şentürk vefat etmiştir. Bu bilgiyi aktardıktan sonra şimdi Eskişehir'e gidelim efendim. Eskişehir'de dün öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle altyapının yetersiz kaldığı bazı sokaklar ve ana cadde kavşakları maalesef göle döndü. Eskişehir'de son günlerde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz olarak etkiledi. Bu kapsamda yağışın ardından bazı ara sokaklar göle dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Çileye dönen yollar otomobil sürücülerinin yanı sıra özellikle motosiklet ve bisiklet kullanan vatandaşları çaresiz bıraktı. Çevre yolunda bazı noktalar ve Estim Toptancılar sitesinde oluşan su birikintileri trafiği durma noktasına getirdi. Konuyla ilgili konuşan İsmail Köseler isimli vatandaş yayaların karşıdan karşıya geçmekte zorlandıklarını söyledi. Bayağı bir yükseldi. Yani giderlerimiz siz de görüyorsunuz çalışmıyor şu an. Bir de bizim Eskişehir'imiz Avrupa'da birinci şehir yani. Bütün anketlerde falan çıkıyor. Ama sadece ana cadde üzerleri değil arka sokaklara da bakmak gerekiyor. Siz de burada şahitsiniz görüyorsunuz işte. Biraz daha şimdi azaldı. 3 tane giderimiz var. 3'ü de kapalı şu an yani. Yayalar geçmekte zorlanıyor karşıdan karşıya yani. Görüyorsunuz. Valla vatandaş olarak hizmet bekliyoruz ama bu ara sokaklarda hizmet göremiyoruz. Zaten asfaltlarımız da yok. Şimdi sudan görünmüyor. Geçici olarak taş döşediler. Biz belediyeden hizmet bekliyoruz. Meteorolojik verilere göre ilerleyen günlerde yağışların etkisinin azalacağı tahmin ediliyor. Evet, vatandaşlarımız inat ediyor. Biz de inat ediyoruz efendim. Özellikle İmaret Camii önündeki ekmek dağıtım büfesinde sosyal mesafenin olmadığını her gün dile getiriyoruz. Evet, bugün yine bir fotoğraf karesi bugüne ait. Evet, ortada bariyerler olsa da bariyerleri dinleyen yok. Maalesef vatandaşlarımız adeta birbirine yapışık vaziyette. Onlar bu duruma devam etsin, gerekli önlemler alınmasın. Biz de buradan her gün söylemeye devam edeceğiz efendim. Sosyal mesafe, maske. Artık hijyende söylemeye gerek yok. Zaten olmazsa olmaz hijyendir. Evet, bu gevezelikten sonra Aydın'ın İncirliova ilçesine gidelim efendim. Bir hortum ortaya çıktı ve maalesef çatıları yerle bir etti. İl genelinde etkili olan yağış sonrası görülen hortum, Acarlar Mahallesi'nde korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. İzleyelim. Aydın'ın İncirliova ilçesinde ortaya çıkan hortum çatıları yerle bir etti. Yağış sonrası görülen hortum Acarlar Mahallesi'nde korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Aydın için yapılan yağış ve fırtına uyarısının ardından İncirliova Acarlar'da hortum yaşandı. İncirliova semalarında görülen hortum olayı sonrası Acarlar'da birçok ev ve hayvan ahırının çatısı zarar gördü. Evet, koronavirüsle ilgili uyarılar ardı arkasına geliyor efendim. Vatandaş uymayınca da tabii belediyeler ek önlemler alıyor. Denizli'de banklar yerine montaj olmuştu. Baktılar ki vatandaş uymuyor sosyal mesafeye. Evet, o banklar yeniden sökülüyor efendim. Evet.
Denizli'nin en yüksek meydanlarından olan Bayramyeri Meydanı'nda sabit banklar da söküldü. Salgının Türkiye'de görüldüğü ilk günlerde tedbirler kapsamında uyarılara rağmen banklara oturan vatandaşlara karşı çareyi bankların bir kısmını sökerek sabit banklara ise şerit çekilerek bulunmuştu. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından vatandaşlar tekrar eski günlerdeki gibi sosyal mesafe kuralına uymaksızın banklarda vakit geçirdi. ...65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamalarının kalkmasının ardından bankların doluluğu eski günleri aratmadı. Polis ve belediye ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen vatandaşlar bankları kullanmaya devam etti. Belediye ekipleri ise son çare olarak meydanda uzun zamandır bulunan sabit bankları söktü. Evet, dikkat diyoruz yani efendim, bu işin şakası yok. Afyonkarahisar'da bir kurum il müdürümüzde koronavirüsle ilgili hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Aman dikkat. Evet, Kütahya'nın Emet ilçesine gidelim efendim. Burada da domates yetiştiriyordu. Organik domates. Tam 15 yıldır 64 yaşındaki tavacı çiftinin yoğun dolu nedeniyle maalesef mahsulü tam 20 dakikada telef oldu. Şimdi de yetkililerden yardım bekliyorlar. Kış aylarında 5 litrelik su şişelerini keserek üzerini kapattıkları domates fidelerini donmaktan koruyan yaşlı çift, sera içerisinde ısıtmak için her sera için 5'er adet tüp kullandıklarını, ancak mahsulü hasat edecekleri döneme çok az bir süre kala 20 dakikada yaklaşık 5 ton domateslerinin dolu yağışıyla tamamen telef olduğunu söylediler. Tüm birikimini Emet ilçesi Eğri Gözbahçeleri mevkinde domates üretimine yatırdığını ve yaklaşık 25 bin TL zararı olduğunu belirtti 64 yaşındaki Süleyman Tavacı. 15 yıldır domatesiyle uğraşıyorum. Bu sene böyle bir şey başımıza geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün emeklem boşa gitti. 20-25 bin liralık bir zararımız var. Hiçbir mahsul alma ihtimalimiz yok. Dolu domatesleri mahvetti. Devletten, yetkililerden yardım bekliyorum. 62 yaşındaki Acar Tavacı ise şunları söyledi. Bu zamana kadar kocamla beraber ettik, çalıştık ama mahsulümüz yerde. Ben devletimizden yardım bekliyoruz, destek bekliyoruz. Çok büyük zararımız var. Evet, bu haberle birlikte programımızın sonuna geldik efendim. Yarın sabah Kanal 3'te sabahta birlikte olana dek yine her zaman ifade ettiğimiz gibi sağlığınıza ve insanlığınıza iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Ahmet İpek, Kanal 3'te sabah programını sundu.